Herkese iyi günler. Bugünkü ürünümüz 2 adet Bosch 14.4 volt batarya değişimi. Ürünler 14.4 volt 1.5 amper değerine sahip, içindeki piller ve bir tanesi SC boy, bir tanesi ise 4/5 SC boy olarak geçiyor. İkisi de NCD batarya ama aralarında bataryaların, pillerin boyut farkı var. Şöyle göstereyim. Bir tanesinin içinde bu pil kullanılırken diğerinin içinde ise bu pil kullanılıyor. Arasındaki boyut farkı ise bu kadar. Büyük olan batarya ve küçük olan batarya zaten kendini belli ediyor. Değişimine başlamadan önce abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ve daha iyi videolar çekmeme de yardımcı olmuş olursunuz bu vesileyle. Şimdi bataryayı açtım ve size tarif edeyim nasıl değiştireceğimizi. Şuradan kulaklarından çıkartıyoruz zaten. Bu da aynı şekilde. Buradan kaldırabiliriz. Ürün bu şekilde. Kabı da içi de bu şekilde. Şimdi pillerin dizilmesini tarif edeyim. Eski bataryanızı nasıl çıkardıysanız yeni pilleri de bu şemaya göre içine dizebilirsiniz. Bu sayede karıştırmamış olursunuz. Puntalarken de aynı şekilde karıştırmadan eski pil düzenine bakaraktan yapabilirsiniz. Şu anda hazır. Altındaki bu korumasını çıkartıyorum. Sünger koymuşlar buraya. Aynı şekilde dizdikten sonra puntalamasına başlayabilirim. Hem ön tarafı hem alt tarafı aynı şekilde, orijinali neyse aynı punta hizalarından yapılması gerekiyor. İlk pilimiz bu. Ben bu punta tellerini daha önceden hazırlıyorum. Bu şekilde ihtiyaç duyulduğu zaman bir daha kesmek için uğraşmıyorum. Bana da hız kazandırmış oluyor. Pillerin kağıtlı olan kısmı artı, düz metal olan yani şu kısımlar artı, bu kısımlar ise eksi oluyor. Yani pilden anlayan birisi veya elektronikten anlayan birisi üstünde yazmasa bile multimetre sayesinde ölçer, artıyı eksiği bulabilir. Ama artıyı eksiği bile bilmiyorsanız bu pillerde bence siz hiç değiştirmeyin. Şimdi arkasını değiştirip arkasını da aynı şekilde puntalamasını yapacağım.
En keyifli kısmı şu puntadan kıvılcım çıkması. Çok aşırı bir şekilde hoşuma gidiyor. Bu koyduğum kısım ise bataryanın soketine gidecek. Yani şu kısma gelen siyah kablonun puntası olmuş olacak. Şimdi bunu ayırıp bunun şu baş soketlerini vesaire kullanacağım. Orijinal puntasına zarar vermeden çıkartabildim. O yüzden şu puntayı kullanacağım ama punta cihazının süresini arttırmam gerekiyor. Yoksa bu kalın bunu puntalamayabilir arttırmadığım sürece. milisaniyeye çıkardım. Puntayı yaptı. Puntamız hazır. Süre ayarı yapılmışken bu kısmı da yapalım. Şimdi son pilin birleştirmesini yapalım ve ürünümüz artık kutusuna yerleştirmeye hazır olmuş olacak. Ama tekrardan süreyi azaltmam lazım. Kutunun altına kalın bir çift taraflı bant yapıştırıyorum ki piller hareket etmesin. Ya boşluk kalmasın. Bunu sizin yapmanıza da tavsiye ederim. Bundan önceki videomda yine boş değiştirmiştik ama o boşun lityum dönüşümü olarak yapmıştık. Bunda ise orijinal piline ise onu kullandık. Pilin de etrafını bantlıyoruz. Yani çok bir artısı olmayacak ama zaten çift taraflı bantımızı kullanmış olacağız altında.
Evet, tam oturdu. Ürün hazır. Kapağını takıyoruz. Ölçümünü yapmam gerekiyor. Kaç volt veriyor? Eksik bir şey var mı? Voltajını veriyor mu? Vermiyor mu? Şu anda tam voltajında 15.62 volt. Bu şarj olursa eğer 17 volta kadar çıkıyor. Şarjı bitince ise 10 volta kadar düşüyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu batarya da yine aynı şekilde değişim işlemi yapılacak. Bunda da SC boy değil, onun bir küçük boy pil kullanılarak da yapılıp müşterimize teslim edilecektir. Herkese iyi günler dilerim.